Öncelikle geç de olsa Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Daha öncesinden, hatta ikinci gününden sizlere bu videoyu çekmek istiyordum. Ki o görüntüyü de şu an veriyorum. Ve o hafta bu videoyu tamamlayıp sizlere sunmak istiyordum. Neyse, uzun lafın kısası. Şimdi oraya gidiyorum, Şehitlik Camisi'ne. Şehitlik Camisi'nin sadece içini çekmeye çalışacağım. Ve bu süreç zarfında da sizlere Şehitlik Camisi'nden biraz bahsedeceğim. Şehitlik Camisi'nin bulunduğu topraklar tamamen Türkiye toprakları. Türkiye topraklarına ait bir yerde. Tamamen cami görünümde, Diyanet'e bağlı bir cami. Bu camiyi de paylaşmak istemememdeki neden de Almanya'da Ramazan bayramları nasıl geçiyor onu göstermek istiyordum. O haftanın boş geçmesinin nedeni de ise pandemiden dolayı. Maalesef yine her yer kapalı. Yani caminin kantini kapalı, ne bileyim şadırvanı kapalı. Size göstermek istediğim yerler kapalı. Ve bu insanın motivasyonunu bozuyor yani. Hiçbir şey gösteremiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir neşeyle oraya gidiyorsun. Seninle paylaşayım, güzel bir ortam çekeceğim diyorsun ama yani pek de bir şey olmuyor yani. Bir şey gösterebilecek bir şeyi bulamıyorum. Ama ben yine de önceki Ramazanlar nasıl geçiyordu onlardan size bari bahsedeyim. Hiçbir görüntüm yok. Çünkü YouTube'a da daha yeni başladım ve o görüntüler tabii ki bende yok. Ben pandemide başlayan bir birey olarak birçok şeyi videoya almadım. Lakin pandemi olmamış olsaydı iftar zamanlarında camide yemek veriliyordu. Bir nebze de olsa Türkiye'deki o Ramazan sofralarını andıran bir ortam. Topluluk içerisinde yemek yenilen, muhabbeti güzel, muhabbeti bol olan bir ortam oluyordu. Ve tabii ki de caminin hemen altında bu olaylar cereyan ettiği için güzel bir ambiyans ortaya çıkıyordu. Nedense ben de öyle bir şey umut ettim. Çıktım gittim. Maalesef öyle bir şeyle karşılaşınca tekrar geri geldim yani ne yapacağımı bilemeyince. Çünkü kafamdaki plan farklıydı. Ama ortaya çıkacak başka bir şey olacaktı. Tekrar eve geçtim. Ve videoyu maalesef erteledim. Yakın bir zamanda da zaten sokağa çıkma yasakları da başlayacak Almanya genelinde. İnsidans değerinin 100'ün üzerine çıktığı vakit otomatikman saat 9 yani 21.00'dan saat 21.00'dan sabah 5'e kadar yanlış hatırlamıyorsam sokağa çıkma yasağı olacak. Yine dediğim gibi insidans değerinin 100'ün üzerinde olduğu vakit. Hangi eyalette 100'ün üzerindeyse sokağa çıkma yasağı olacak.
arkadaşlar, yavaş yavaş videonun sonuna da yaklaştım. Size Şehitlik Camisi'ni biraz gösterdim. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Almanya'da da böyle bir cami var, Berlin'de. Yolunuz düşerse muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. Şuna emin olun ki Berlin'de vefat eden tüm Müslüman kişiler ilk önce burada namazı kılınıyor. Berlin'de vefat ettiyse, Berlin'de namazı kılındıysa bilin ki bu camiden çıkmış ve Türkiye'ye gelmiş demek oluyor. Bu da böyle bir dipnot olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu videoda iki kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz, kanalımda katıl butonunu aktifleştirdim. Erken olabilir. Lakin bu da benim için bir destek oluyor. Mevlası olmasa bile, ki Mevla da önemli, ama önemli olmasa bile bana buradan ayrı bir şekilde destek olan iki kişiye şu an teşekkür etmek istiyorum. İki kişiye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Cihat Bayrak, ikincisi Berat Çakmak. Bana özel olarak destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim.